Merhaba arkadaşlar, Edebiyatör'e hoş geldiniz. Bugünkü sanatçımız Fecrati dönemi sanatçılarımızdan Ahmet Haşim olacak. Dilerseniz eserlerimizi hikayelendirmeye başlayalım. Burada karakterimiz Ahmet Haşim'i ve eşi Piyale Hanım'ı görüyoruz. Ahmet Haşim ve eşi gezmeyi çok seven bir çift. En son gittikleri yer olan Frankfurt'la ilgili bir seyahatname, Frankfurt seyahatnamesini yazmışlar ve orada en çok sevdikleri yerin bir göl olduğunu ve orada geçen göl saatlerinin onlara çok huzur verdiğinden bahsetmişlerdi. Bize göre oradaki gariban laklaklar daha iyi beslenmeli diyerek de fikirlerini sunmuşlardı. Şimdi eserlerimizi tekrar ediyoruz. Piyale, Frankfurt Seyahatnamesi, Göl Saatleri, Bize Göre ve Gurabani Laklakan. Şimdi görsellerimizi görüyoruz ve eserlerimizi hatırlamaya çalışıyoruz. Karakterimiz Ahmet Haşim ve eşi Piyale Hanım en son nereye gitmişlerdi? Frankfurt'a ve Frankfurt seyahatnamesini yazmışlardı. En sevdikleri yerse Frankfurt'taki bir göldü ve orada geçen göl saatlerinin onlara çok huzur verdiğinden bahsetmişlerdi. Ve sonrasında bize göre oradaki leylekler, oradaki gariban laklaklar kötü bir durumda yaşıyorlar, daha iyi bakılmalı demişlerdi. Merhaba arkadaşlar, Edebiyatör'e hoş geldiniz. Bugünkü sanatçımız Fecrati dönemi sanatçılarımızdan Tahsin Nahit olacak. Dilerseniz eserlerimizi hikayelendirmeye başlayalım. Burada karakterimiz Tahsin Nahit'i görüyoruz. Tahsin Nahit çok büyük bir krallığın prensiydi ve burada gördüğümüz sultana, kösem sultana aşık olmuştu. Onu kötü kalpli Jön Türklerden ve saraya gizlice giren kötü kalpli sanatkarlardan korurdu. Bir gün Kösem Sultan saraydan firar etmek istedi ve bu yüzden hicranlardan yardım aldı. Elindeki kırık mahfazayla kaçan Kösem Sultan Tahsin Nahid'i çok üzmüştü. Prens, aşkımız böyle mi bitecekti? aslında ben onun için başkaydım diyerek kendini talak etti. Bu olayı kendi içinde bir savaşa, bir mücadeleyi hissiye, hislerin mücadelesine dönüştürdü. Üstünden zaman geçtikten sonra başka bir prenses olan Akortacılar prensesi Bursalı Hale'ye aşık oldu. Sonunda evlendiler ve bir çiçek, bir böcekleri oldu. Şimdi eserlerimizi tekrar edelim. Kösem Sultan, Jön Türkler, Sanatkarlar, Firar, Hicranlar, Kırık Mahfaza, Aşkımız, Ben Başka, Talak, Bir Mücadeleyi Hissiye, Akortacı, Bursalı Hale, bir çiçek, bir böcek. Şimdi görsellerimizi görüyoruz ve eserlerimizi hatırlamaya çalışıyoruz. Karakterimiz, prensimiz Tahsin Nahit'ti. Aşık olduğu sultan Kösem Sultan'dı ve onu sarayın içindeki kötü kalpli Jön Türklerden ve yine prensese zarar vermeye çalışan sanatkerlerden, korurdu. Ama bir gün sultan saraydan firar etmek istemişti. Ona yardım edenler ise hicranlardı. Elindeki kırık mahfazayla saraydan kaçmıştı. Bunu duyan prens, aşkımız buraya kadar mıydı? Ben onun için başkaydım diyerek kendini talak etmişti kendi içinde bunu bir savaşa, bir mücadeleyi hissiye çevirmişti. Ama sonrasında her şey durulduktan sonra farklı bir prenses olan Akortacılar Prensesi Bursalı Hale'ye aşık olmuştu ve evlenip bir çiçek bir böcek sahibi olmuşlardı. Merhaba arkadaşlar, Edebiyatör'e hoş geldiniz. Bugünkü sanatçımız Bedrüati dönemi sanatçılarımızdan Emin Bülent Serdaroğlu olacak. Dilerseniz eserlerimizi kaylandırmaya başlayalım. Burada karakterimiz Emin Bülent'i görüyoruz. Emin Bülent sesi çok güzel olan bir karakterimiz. En az Bülent Ersoy kadar güzel sesi olan Emin Bülent hisarlara karşı bir destandan öğrendiği dev şarkısını söylemeyi çok seviyormuş. Ama artık o kadar çok söylemiş ki patronu ona kinlenmiş ve şirketin hatipiyle şöyle bir cümle göndermiş. Hatip diyor ki Emin Bülent'e Hatay'a selam söylesen iyi olur çünkü oraya sürüldüm. Şimdi eserlerimizi tekrar ediyoruz. Hisarlara karşı bir destandan dev şarkısı kin hatip diyor ki Hatay'a selam. Şimdi görsellerimizi görüyoruz ve eserlerimizi hatırlamaya çalışıyoruz. Sesi çok güzel olan karakterimiz Emin Bülent'ti ve sesi Bülent Ersoy kadar güzeldi. Ne yapıyordu? Burada gördüğümüz hisarlara karşı bir destandan öğrendiği dev şarkısını söylemeyi çok seviyordu. Ama ne oluyordu? Çok fazla söylediği için patronu ona kinleniyordu ve onu sürgüne göndermeyi karar veriyordu. Ve sonra gelip Hatip arkadaşı diyordu ki en iyisi Hatay'a selam söyle çünkü sürüldün. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, edebiyatöre abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.